Selam sevgili dostlar, ben Play.dm Kırcan. Oyunumuzun 3. bölümüyle karşınızdayım. Bir nevi hem anlatıp hem nasıl neyin ne olduğunu gösterip hem bir yandan da oynuyorum. Şimdi 14. dakikaya geldik. Toplam 30 dakikalık bir periyodumuz var. Yani 16 dakikamız kaldı. 16 dakika içinde hayatta kalmaya çalışacağız. Bu arada altın toplamaya devam edeceğiz efendim. Şimdi burada bir şey o sandık var. Bir boss'u öldürmüşüz. Ve Garlic'in level'ına geliştirdik. İkinci kombomuzu açtık. Şimdi arkadaşlar, toplamda bizim 6 tane combo yapma hakkımız vardı bu oyunda, şu anki oynadığımız oyunda. Her oyunun hikayesi farklı tabi. Biz bunların 2 tanesinin kombosunu yapmış olduk. 4 tanesi kaldı. 4'ünü daha geliştirirsek kimse bizi tutamaz abi. Öyle söyleyeyim. Bayağı iş zorlaşmaya başladı bu ara. Daha az yaratığın olduğu taraflara doğru gidiyorum. Çünkü baş etmesi cidden zor. Bunların hepsinin canı çok yüksek. Yani kendime bir kaçış alanı oluşturmaya çalışıyorum şu an. Belli bir bölgeye sabit gitmiyorum. Böyle halkalar çizerek ilerlemeye çalışıyorum. Çünkü bakar mısın buralar nasıl mavi dolu, boncuk dolu. Ama oralara yaklaşamıyorum. Çok fazla düşman var çünkü. Şu tarafa doğru ilerleyelim. Allah çok yaklaştık. Şimdi bunu yaptığımızda 8 level'a getirdiğimizde bakın 2 tane kombomuz yapmıştık ya. Bu elemanın da kombosunu yapabilir hale geleceğiz. Hangisini yapalım? Baltayı geliştirebiliriz, yıldızı geliştirebiliriz. İkisinin de aynı miktarda şeyi var. Yıldızı geliştirelim ya. Şimdi bunlardan hangisini geliştirelim? Balta. Bu olsun. Şimdi diyeceksiniz ki duplikiyeti niye geliştirdin? Diğerlerini geliştirseniz. Şimdi bunu yaptığınızda söylemem de biraz komik duplikiyet. Bu 3 atıyorsak 6 atıyoruz demiştik ya. Bu bütün silahlarda böyle. Bizim 4 tane uzağa 5 tane hatta uzağa atan şeyimiz var. Silahımız var. Her biri mesela 5'er 5'er ise 25 atıyor da şimdi 50 atıyor abi. Öyle. Bir anda 2'ye katladı. Yani duplikiyet gerçekten işe yarar bir şey yani. Denk gelirse alın. Bakın yukarıda bir tane şey var. Dur oraya doğru gitmeye çalışalım. Kasa var, kasa. Kasaya gitmeyi başarırsak şey alırız. Hangisini alalım? Şunu. Bu şey geldi. Üçüncü kombomuz geldi arkadaşlar. Bakın. 1, 2, 3. 3 tane kombomuz tamam. Şimdi şunları fullemeye çalışacağız. Onları fullememiz için baltanın 3 level, şimşeğin 4 olmuş. Başka ne var? Yıldız atarımızın da o da 4 level. Onları geliştirmemiz biraz zor olacak. Ama şu halimize bile oldukça öldürücü etkiliyiz yani. Bakar mısın? Şimdi bakın hızlı bir şekilde level atlayacağız. Çünkü bütün boncukları, haritadaki boncukları toplayan bir tane özel şey vardı. Onu bulduk. Onu aldık ve seri şekilde level atlayacağız. Çok güzel oldu.
Şimdi bir tane gördüğünüz gibi sandık var ama sandığı açmıyorum. Neden açmıyorum? Çünkü şu an sandığı açtığım takdirde bana sadece bir tane skill verecek. Ben skill almak istemiyorum. Level'larımı 8 yapıp kombomu tamamlamak istiyorum. Sandıktan çıkıyor combo. Onun için mesela Light 2 yapabiliriz. Lightning combo. Şurada hemen boncukları toplayalım. Şimdi level'ımız şey olduğu için, yüksek olduğu için level atlamak da eskisi kadar kolay değil. Yavaş yavaş mavi barımız doluyor. Böyle saçma bir durum var. Bu ara 17 dakika olmuş oyun. Neredeyse oyunun yarısını tamamladık. Sandıktan çok uzaklaşmıyorum. Bir anda düşman sayısı artar. 800 altın toplamışız bu ay. İyi, fena değil. Bir şey geliştiririz yani. İki tane sandık var şu an açılmamız için. İki sandık da bize iki tane kombomuzu açmamızı sağlayacak. Ama şu an level olarak combo yapmamız istediğimiz skill'in level'ı çok düşük. Onun için bir an önce şeyleri toplamamız lazım. Bunları. Şimdi baltayı mı geliştireyim? Yıldız mı? Yıldız kaç? Yıldız da bal... Yıldız. Yıldız'ı geçtim. Çünkü yıldız bir level daha şey. Biri 5, biri 4 yani. Amaç 8'e çıkmak. 8'e çıkmak için ilk önce bunu geliştirelim. Bir yarısı sürüsten gelse ya. Böyle toplaması zor oluyor. Evet. Son iki kaldı. Baltayı almayacağım. Şey, kılıçla devam ediyorum. Hadi bir level daha atlayalım ya. Abi level atlayamadık ya. İnanılmaz. Sonunda. Oraya gidebiliriz. Ve bir level bir şeyimiz daha geliştirdik. Neyi geliştirmişiz? Şeyi. Nedir onun ismi? Anladınız işte. Bumerang'ı geliştirdik. Son bir tane kaldı. Baltamızı geliştirmemiz lazım. Onu da boş ver ya. Bunu açalım. Şurada bir tane daha var çünkü kutu. Can verdi. Tamam. Sağlık olsun. Bunu da açalım. Güzel. O da güzel. O da güzel. Hasarımız arttı.
Ekran iyice şey oldu. Bastı. Ne alalım? He, baltayı geçtim. Şimdi tek balta kaldı zaten. Şimdi şey verelim. Bir level daha arttı. Şimdi arkadaşlar, bizim iki tane, dört tane kombomuz tamam, iki tane daha yapmamız gerekiyor ya. Şimdi o ikisini yapmaya çalışıyoruz. Bir tanesinde şimşek, bir tane kaldı. Bir level daha arttı, bir şimşeğimizi arttırırsak yapılabilir hale geliyor. Baltamızı üç tane yapmamız gerekiyor. Yani balta düşük bir ihtimal. Evet. Hiçbirine veremiyoruz. Cooldown'ını arttıralım. Baltaya bir tane daha geliştiriyoruz. Cooldown'u mu geliştirelim? Cooldown geliştirelim. Şimşeğe geliştirelim. Şimdi şimşek full. Şimşek full olduğuna göre şimşeğin şey update'ine yapabiliriz. Şimşeği de geliştirdik. Şimdi şimşeğin update'i de yapılmış oldu. Bak şimdi değişik şimşekler atacak. Görüyor musun? Eskiden direkt atıyorken, yukarıdan iş yaparken, şimdi sağlı solu böyle şey gibi, lazer ışık, disco ışıkları gibi oldu. Şimdi 6 kombonun 5'i tamam. Sonuncusu kaldı. Baltayı 2 tane daha geçtik mi o da fulliyor. Baltaya geçiyoruz. Son bir level kaldı baltanın. Ve baltayı son yapalım. Baltayı da geliştirdik. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz üzere şu an 6 kombomuzun toplam 12 slotumuz vardı. Bunlardan 6 tane kombo yapabiliyorduk. 6'sını da seçtik, aldık ve 6 kombonun 6'sını da geliştirdik. Şu an 6 tane full artı full vurabilen silahımız var. Artık sadece işte zırh geliştirme, can geliştirme, yani ufak şeyleri geliştirmesi kaldı. Çok bir şey kalmadı geriye.
Bakar mısın? Yani her birini tek tek geliştireceğiz. Çok da mühim değil bunun aslında. Ne geliştireceğiz. Bundan sonrası güç şeyi. Nedir o da? Maksimum güçte oyunun tadını çıkarmak. Başka bir şey değil. Ritmik olarak aynı hareketleri yaparak olabildiğince şey toplamaya çalışıyorum. Level'ı arttırmaya çalışıyorum. Şurada bir tane şey açmışız. Boss öldürmüşüz. Boss level'ı arttıralım. Armor arttırdı bir tane. Güzel. Artık level'ları böyle hiç bakmadan tıklıyorum. Çünkü kombolarımı yaptım. Her şeyi hallettim. Zaten 2 tane kaldı geliştirmem gereken. Aslında 5 level'ım kaldı. 5 level sonra geliştirecek level'ım kaldı. Çok ihtiyacım var buna. Şimdi ne kaldı geriye? Bir level'ım kaldı. Sadece bir level. Şimdi gördüğünüz gibi iki tane yeşil kese var. Bir tane de şey var. 4 yapraklı yonca var. Bu ne demek? 716'da 6, 719'da 6 vermiş. Şimdi arkadaşlar bütün level'larımız dolduğu için bize o kutudan 3 tane sürpriz hediye çıktı. Eğer level'larımız düşük olsaydı bize bu hediyelerden level verecekti. Yani 3 tane farklı skill'in level'ını verecekti ya da 3 tane aynı skill. Neyse işte. Fakat bizim her şeyimiz full olduğu için artık oyun şu saniyeden sonra 30 dakikalık oyunun 28. dakikasındayız. Son 2 dakikada her level attığımızda oyun bize diyecek ki sana 2 tane şey verebilirim. Artık senin bütün skill'lerin fullendi. Ya can vereceğim sana. Hani canın azaldıysa can vereyim. İkinci verebileceğim şey ise
şey para altın. Şu an 3200 altınımız var. 3884 altınımız var. Bundan sonra artık tamamen güç tatmini mi diyelim? Öyle bir şeye dönüştü oyun. Çünkü kimse bize yaklaşamıyor. Dümdüz yürüyoruz. Sağ yürüyoruz, sol yürüyoruz. Onlar ölüyor, ölüyor. Biz de elma, şey topluyoruz, boncuk topluyoruz. Level'ımızı arttırdıkça da altın alacağız. Ve böylece hızlı bir şekilde altınımızı arttırıp power up'larımızı daha hızlı geliştireceğiz. Şimdi bize diyor ki 30 can puanı mı, canınızı mı yenileyelim diyor, yoksa 25 altın mı verelim diyor. 25 altın ver bana. Canım full. Artık hep kırmızı boncuk düşmeye başladı. 70 bile bulduk. 72. Son bir dakikamız kaldı. Şu an ne olduğunu görmüyorum bile. Sadece yürüyorum. Son 20 saniyemiz, altın toplamaya devam. Ve bitti. 500 altın ekstradan toplamış olduk. Quit dedik. Şimdi diyor ki bize falan filan filan feşmekan. Şimdi 20 dakikada diyor bir şey açılmış. Lama diye bir karakterimiz açılmış. Buraya geliyoruz abi. Şimdi 4500 altınımız oldu. Biraz daha birikmiş altınımız vardı. Start dediğimizde yeni bir karakter açılmış oldu. Baltayla geliyormuş. Bize ekstra ıvır zıvır veriyormuş. Bu 1000 altın açılıyormuş. Açtık hemen. Gerek kalan paramıza power up diyoruz. Geliyoruz abi buraya. Mesela neye basalım buradan parayı? Atıyorum mesela magnete basalım. Tamam. Bunu yaptığımızda bu mavi boncukları toplamak için belirli bir alanda yürümemiz gerekiyor ya. O daha geniş bir alan oluyor. Böylece çok yaklaşmadan da alabiliyoruz. Olayı bu. Evet arkadaşlar, 3 bölümlük bir seri oldu bu. Bir haritayı bitirdik. Baştan sona nasıl oynanacağını gösterdik. Komboları nasılmış, skilleri nasılmış, biraz onlardan bahsettik. Oyunun genel gidişatı ne değildir, onları göstermiş oldum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Efendim kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.